Teşekkürler, iyi akşamlar arkadaşlar. İşte enerji piyasaları işletme AŞ olarak EPH'te strateji ve işleştirme direktörü olarak 5 yıldır çalışıyorum. Şirketimiz zaten EPH, yeni bir şirket. 2015-18 Mart'ında kuruldu. Daha önceden tabi o EPH'in yaptığı fonksiyonların bir kısmını TİH içerisinde PUMUM denen bir birimimiz vardı, o yapıyordu. O dönemde PUMUM'un piyasa mali uzlaştırma biriminin başkan olan, kurucusu olan Nezir Ay abimiz, kendisi aynı zamanda piyasa operasyonları direktörlüğü yaptı. Şu anda da bu toplantıda kendisi hakikaten Türkiye enerji piyasalarına çok olumlu, çok ciddi katkılarda bulunmuş değerli bir abimiz. Henüz halen faal olarak piyasa faaliyetlerinin içerisinde, yani enerji sektöründe çalışıyor. Şirketimizde de genel bir danışman olarak çalışmalarına devam etmektedir. Herkese teşekkür ederim. Ezra abi ayrıca teşekkür ederim. Çünkü enerji piyasaları deyince hakikaten ilk akla gelen kurucu ve hakikaten bu işe adanmış gönüllü bir büyüğümüz. Tabii ben sunuma başlarken önce dünyada enerji piyasaları nedir, genel büyüklüğü nedir, kısaca ona girmek istiyorum. Tabii biliyorsun enerjide birincil kaynaklar dediğimiz kaynaklar var. Birinci kaynaklar daha sonra çeşitli formlardan geçerek ağırlıklı olarak elektrik enerjisine çevriliyor veya bunlar bir kısmı kendisi direkt elektriğe çevrilmeden enerji olarak kullanılıyor. Dikkat ederseniz 1800 tarihinden işte 2020'lere gelen tarihe kadar ağırlıklı olarak biyomas dediğimiz traditional biyomas ürünler var. Yani odun ve tezek gibi yakıtlar. Kömürün devreye girmesi sanayi devrimiyle beraber ağırlıklı olarak başlıyor. O da yine 1800 diyebiliriz. Ama öncesinde hep bu en altta görünen kahverengi olan birinci enerji kaynağı kullanılıyordu. Sonra petrolün keşfedilmesi ve farklı alanlarda kullanılmasıyla beraber hem araçlarda diyelim ki bir yakıt olarak kullanıldı hem de santrallarda veya dizel motorlarda yakıt olarak fuel oil veya onun bileşenleri olarak kullanıldı. Sonra gaz daha yeni bir enerji, gittikçe daha temiz bir enerji. Şimdi nükleerin devreye girmesi, en üstte de gördüğünüz gibi yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz güneş, rüzgar ve bunlar ve hidropower, bunların devreye girmesi daha nispeten daha yeni diğer enerjilere göre. Bu resimlerde gördüğünüz gibi dünyada çokça konuşulmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarından işte üretimin arttırılması, işte elektriğin üretilmesi, bütün araçların elektriğe çevrilmesi gibi konular çok gündemde olmasına rağmen henüz dünyadaki birinci enerji kaynaklarının büyük bir kısmını fosil yakıtlar veya geleneksel yakıtlar oluşturuyor. Bu tabii birinci kaynaklar. Bir de bu birinci kaynakların elektrik üretiminde kullanılması var. Orada da terawatt olarak değerleri görüyor. Görüldüğü gibi birinci kaynakların elektrik üretiminde kullanılan ağırlıklı olarak halen kömür birinci sırada görünüyor. Sonra işte gaz ve diğerleri görünüyor. Nükleer de sonra, yani nükleerde çok lineer bir performans var deyim yerindeyse. Yukarıda gördüğünüz gibi hidro, rüzgar ve güneş ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yani %30 civarında. Bu ülkelere göre değişiyor ama henüz daha işin başındayız. Tabii bugünlerde çokça konuşulan kavramlardan bir tanesi de karbon salınımları veya karbon salınımlarının azaltılması ve işte karbon emisyon free veya karbon net zero bir enerji üretimine veya ekonomiye geçilmesi konuşuluyor. Bunlarla ilgili tabii çok konular gündemde. Ama bu o noktada tabii ülkeler bildiğiniz gibi hedefler belirliyorlar. İşte Avrupa Birliği 2050'de, Türkiye 2053'te net zero olacağını ifade ediyor. Özellikle bu son çıkan savaş ve yaşanılan işte enerji krizinden sonra kömür mesela tamamen 2030'a kadar terk edilmesi düşünülürken işte gaz da geçiş enerjisi olarak varlığını diyelim ki uzun bir süre devam edecekti yani 2050'lere kadar veya 45'lere kadar. Ama ağırlıklı olarak şu anda dünya işte yine enerjisini kömür ve doğalgazdan ürettiği için bu enerji de bu krizden sonra daha da önemli bir hale geldiği için enerjinin devamlılığı, arz güvenliği, işte kaynak çeşitlendirmenin zorluğu, zamanında yapılmış bağlantılar, yenilebilir kapasitelerin yeterince devreye girmeyişi veya istenilen performansın sürekli olarak anlamayışı, o enerjinin bir özelliği var biliyorsun yenilebilir enerjinin. Belli şartlarda
bu enerji oluşuyor. İşte güneş için diyelim ki gündüz oluşabiliyor. Yaz ve kışa bağlı olarak bunun performansı değişiyor. Hakeza hidrolik santraller için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Güneş için de söyleyebiliriz veya bütün hepsi için diyebiliriz. Ama bu nükleer ve diğer fosil yakıtların özelliği nedir? Bunları sürekli sağlayabilirsin. Sağladığın sürece de enerji üretebilirsin. Dolayısıyla bu enerji kaynakları baz yük santraller dediğimiz sürekli enerjiyi sağlayabilen santrallerin temel enerji kaynakları, birinci enerji kaynakları. Şimdi tabii bütün bunları konuşulurken önümüze gelen önemli konulardan bir tanesi de iklim değişikliği ve küresel ısınma. Dünyanın ısısı tabii çok ciddi bir şekilde sanayi devriminden sonra arttı. Ciddi dediğim de işte 1,5 dereceye yakın arttı. Bu 1,5 derecelik değişim ama son 150 yılda, yani bilemedin 200 yılda oldu. Tabii bu karbon salınımını ölçerken kullanılan bir kavram var. İşte havadaki karbondioksit oranı. O da işte sanayi devriminden önce 1290 iken şimdi işte 400-420'lere gelmiş durumda. O da sera gazı dediğimiz bir oluşma neden oluyor. Sera gazı da ne yapıyor? Dünya ile dünyanın atmosferi arasında bir tabaka oluşturuyor. Dolayısıyla giren ısının tekrar yansımasını engellediği için içeride ısıyı hapsediyor. Bu da dünyanın ısısını belli düzeyde arttırıyor. Burada tabii sera gazı oluşturan gazlar gündemde. Bunların en bilineni karbondioksit, işte metan ve diğerleri var. Bunların da kendilerine bağlı olarak bir etki faktörü var. Karbon, global warming potansiyel dediğimiz faktörleri var. Karbon çok tüketiliyor, miktar olarak çok. Fakat global warming etkisi düşük bir gaz. Metan mesela bunun daha fazla, 25 misli. İşte nitrojen oksit 300 misli yaklaşık olarak. Ve diğer aşağıda gelen gazlar da aslında bunlar da insanların ürettiği gazlar. Yani doğal olarak oluşturulan gazlar var, oluşan gazlar var. Bir de insan eliyle, endüstriyel amaçla üretilen gazlar var. Endüstriyel amaçla üretilen gazların meydana getirdiği etki daha çok. Ama onların miktarları az olduğu için kısmen bunlar ne yapılıyor? İhmal ediliyor. İhmal ediliyor derken onlar anılmadan karbondioksit üzerinden bu karbon salınımı ve emisyon azaltımı konuları konuşuluyor. Şimdi birinci kaynaklara göre enerji üretimi 2050 senaryolarına baktığımız gibi aslında 2050'de şurada sarı olarak gördüğünüz gibi çok ciddi oranda yükseleceği hesaplanıyor. %60'lara yakın oradan üretim yapılacak. Diğerlerinde işte kömür çok ciddi düşüyor. İşte nükleer nispeten istikrarlı olarak devam ediyor ve gaz da nispeten devam ediyor. Böyle bir dünya var. Tabii bu işin hikayesi dünyanın ısı artışını 2 derecenin altında tutmak, hatta 1,5 derecede altında tutma çalışmaları var. İşte hem Kyoto protokolü olsun, hem Paris iklim anlaşması olsun, buralarda işte artık 1,5 derece ile ilgili sınırlandırma ve ülkelere, özellikle gelişmiş, sanayileşmiş ülkelere bu noktada daha çok birinci derecede onlara sorumluluk getiriyor, yaptırımlar getiriyor. Gelişmekte olan ülkelere de bir kısım taahhütler getiriyor. Fakat özellikle şu son yapılan COP27'den sonra, COP26'dan sonra Glasgow'da yapılmıştı. Bu işlerin hızlandırılması gerektiği ve kamuoyunun işte hükümetlere veya karar vericilere baskı yaparak bu net sıfır hedeflerin mümkünse daha hızlı erişilmesi noktasında kamuoyunun oluşturulması ve bunun sürekli kılınması gündemdeydi. Bahsettiğim gibi son yaşanan işte Ukrayna Savaşı ve Covid ve Covid sonrası oluşan talep artışından sonra dünyadaki enerji denkleminde bir değişiklik oldu. Bir kısım şeyler tehir edildi, geciktirildi. Ama bu taraftan da bunlar tabii yeni teknoloji ve organizasyonların kurulması için de imkanlara dönüşüyor. Yani bazen stresli durumlar, işte savaş durumları, kıtlık dönemi, insanlığın ekonomik, sosyal olarak bunalıma girdiği dönemlerde yeni açılımlar için bir fırsata dönüşüyor. Bunu da işte önümüzdeki yıllarda izleyip göreceğiz. Şimdi enerjinin bir ekosistemi var. Bu son yıllarda tabii enerji konusunda çok konuşulan 4D kavramı var. Bunun ilk başı işte dijitalleşme. Yani İngilizcesi 4D'nin burada Türkçeleri yazıyor. Dijitalleşme, elektrifikasyon, karbonsuzlaştırma, dekarbonizasyon ve dağıtık desantralizasyon diye giden bir yapı var. Bunun
tabii bu kavramlar üzerinden de yeni bir ekonomi inşa edilmeye çalışıyor ve Avrupa da buna öncülük yapmaya çalışıyor kendince ve Avrupa da kendisi yeni bir hikaye oluşturmak istiyor. Ve burada da bu karbon free ekonomi veya karbon net zero ekonomi bir kendisi için kaldıraç etkisi yapmasını istiyor. Tabii bu konularda çok ciddi çalışmalar var. Bir taraftan işte herkesin konuştuğu akıllı şehirler, akıllı şebekeler, bir taraftan elektrikli araçlar, enerji depolama sistemleri. Burada tabii bataryalar, klasik bataryalar ve bunların tabii geliştirilmiş ömrü uzun, daha hızlı şarj olabilirleri, daha az yer kaplayanları çok gündemde. İşte karbon capture, CCUS dediğimiz karbon tutma teknolojileri. İşte tüketicilerin piyasaya bir oyuncu olarak girmesini sağlayan, bunlar tabii tüketiciler piyasaya elektriğini işte çatılarına kurdukları güneş panellerinden değil de tüketimlerini kontrol ederek bir talep tarafı olarak katılması olarak gündeme geliyor. Tabii enerji verimliği çok önemli bir enstrüman. Bu gittikçe önemli bir hale geliyor. Ve üreten tüketiciler anlamında yani hem üretim yapıyor hem kendi enerjisini tüketiyor. Fazla ürettiği zaman bunu şebekeye veriyor. Yetmediği zaman şebekeden alıyor. Yani herkesin hem tüketici hem üretici olduğu, daha aktif bir enerji oyuncusu olduğu, enerjinin artık gündemimizden yalnız tüketirken değil de bunu kullanırken, alırken, ticaretini yaptığınız ve enstrümana doğru elektrik evriliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde aslında nihai enerji olarak her yerde elektriği kullanmak gibi bir düşünce var. Yani evlerin ısıtmasından, işte ocağa kadar araçların işte elektrik tüketilmesi, elektrik olarak kullanılması, işte gemilerin, yani bunlar tabii ne kadar yapılabilir ama sonuçta elektriğe doğru evrilme gibi bir çaba içerisinde. Bu tabii bu kadar büyük elektrik yapılarının, şebekelerin hem dağıtık yapılarda hem işte lokal yerel yapılarda sürdürülebilir kılınması, kontrol edilmesi, verim akış yapılması için de çok ciddi bir sayısallaştırma, dijitalleşme gündemde. Şimdi yavaş yavaş bizim yani bu genel çerçeve çizdikten sonra bizim temel konumuza doğru geliyoruz. Şimdi elektrik piyasasını düzenleyen tabii kanunlar var. Bunun işte en günceli, en yenisi 6446 sayılı elektrik piyasası kanunu. Bu kanun temel bileşenleri tanımlamışını, elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu olarak rekabet koşullarında, pazar şartlarında üretilmesi, tüketilmesi, uzlaştırılarak tüketici de koruyacak bir şekilde ve piyasanın kendi dinamikleri içerisinde var olmasını sağlayacak şekilde yapılanmasını öngörüyor. Tabii Türkiye bu piyasa, bu kanunda tanımlanan yapıyı aynı zamanda Türkiye'nin gerçeklerini ve Türkiye'nin değişim için bir ivmeye, bir kaldıraça çevirmek için de Enerji Bakanlığımızın işte 5 yıl önce hazırladığı bir milli enerji stratejisi ve maden de var bunun içerisinde ama biz tabii enerji olarak bakacağız buna. Bunun 3 tane temel bileşeni var. Arz güvenliği, öngörülebilir piyasa ve yerleştirme. Arz güvenliği nedir? Enerjinin bahsettiğimiz gibi hem kaliteli hem de sürekli olarak sağlanması arz güvenliğinin bileşeni. Burada tabii hem yerel kaynakların kullanılması, işte bizim rüzgarımızın, güneşimizin, dinyitimizin kullanılması gibi, hem de çevre ülkelerden veya çevremizde olmayan ülkelerden hem enerji tedarik eden ülkelerin çeşitlendirilmesi hem kaynakların çeşitlendirilmesi anlamında arz güvenliğinin sağlanması. Çünkü enerjinin arkadaşlar bir kullanırken maliyeti var. Bir de olmayan enerjinin maliyeti dediğimiz bir maliyet var. Bu olmayan enerji maliyeti çok yüksek. Düşün bir ameliyathanede ameliyat yapılıyor. İşte ameliyat devam edemiyor. Veya bir trende gidiyorsun veya metrodan gidiyorsun. Metroda araçlar durdu. Buradaki maliyet artık normal enerji piyasası fiyatlarına hesaplanmayan bir maliyet. Dolayısıyla orada hayatın ve konforun sağlanması ve akıtılması için arz güvenliği çok önemli bileşen. Bunu da Türkiye'de Enerji Bakanlığı yönetiyor. Öngörülebilir bir piyasa olması lazım. Yani enerji fiyatlarının öngörülebilir olması lazım. Hem tüketici açısından, üretim yapan insanlar açısından, hem de yatırımcılar açısından öngörülebilir olması lazım. Biz EPH olarak olabildiğince burada yer almaya çalışıyoruz. Bir de yerleştirme konusu var. Yerleştirme de bu enerji üretim için kullanılan tesislerin bütün bileşenlerin yani iletimden üretime ve de dağıtıma kadar olabildiğince yerleştirilmesi, yerel kaynaklardan sağlanması. Hem kaynak olarak yerleştirmek yani kendi yerel kaynaklarımızı kullanma anlamında
hem de teknoloji olarak yerleştirilmesi. Bu üç bileşen aynı zamanda motivasyon sağlayıcı unsurlar. Çünkü ülkedeki birçok oyuncuya bir imkan oluşturuyor. Bu imkan içerisinde herkes bir şekilde pozisyon alıyor. Şimdi EPİYAŞ'a doğru gelelim. EPİYAŞ'ımız dediğim gibi yeni bir şirket. 2015 yılında kuruluyor. Kurulurken işte misyon ve vizyonu tanımlanıyor. Kurumsal ilkeleri var. Bunları geçiyorum ama EPİYAŞ'ın bir ortaklık yapısı var. EPİYAŞ'ın ortaklık yapısında 3 tip hissedarımız var. Bir A sınıfı dediğimiz TEİYAŞ'ın olduğu kısım. 130 hisseye sahip. Bir B sınıfı dediğimiz Borsa İstanbul'un olduğu. Borsa İstanbul aynı zamanda bir borsa olduğu için oradaki bilginin, birikimin, EPİYAŞ'ın kurulurken aktarılması açısından düşünülmüş bir yapı. Dolayısıyla onun %30 olanlara ait. Diğer %40'ı da piyasa oyunculara, piyasa katılımcılara diyoruz biz bunları. Onlara ait olan kısmı var. Böylece üçlü bir yapı var. Bu TEİYAŞ'ın olan %30'luk payın %15'i TEİYAŞ'ta, %15'i BOTAŞ'ta olacak şekilde yasada bir düzenleme var. BOTAŞ'ın işte ayrışmasından, işte iletim ve ticaret ayrışmasından sonra iletim kısmı TEİYAŞ'ın %15 hissesini alarak eşit şartlar TEİYAŞ ve BOTAŞ olarak ortak olması planlanmış yasada. Bunun nedeni de şu, bütün dünyada elektriğin iletimindeki TEİYAŞ'tan, işte gazın iletimindeki BOTAŞ, Türkiye ölçeğinde söylenen şirketler, aynı zamanda bu piyasa denklemi içerisinde sistem işletmecisi olarak tanımlanırlar. Ve genelde bunlar tek firma olur. Genelde ulusal firma olur, devlete ait bir firma olur veya özel de olabilir ama genelde öyle. Türkiye'de de böyle. TEİYAŞ'ın bildiğimiz gibi %100 hissesi şu anda KOMİ'ye ait. Tabii Türkiye elektrik şebekesinin yapısını kısaca bahsedelim. Türkiye tabii kendi içerisinde çok ciddi bir ağı var. Bunun yönetimini TEİYAŞ yapıyor. Aynı zamanda çevre ülkelerle bağlantılarımız var. Bunların batı yakasında olan Bulgaristan ve Yunanistan'la yaptığımız bağlantılar var. Avrupa'nın enerji şebekesine bağlanıyoruz. Orada Avrupa'da Avrupa şebekeler arasındaki birliği, senkronizasyonun yasallığı sağlayan Ensure diye bir kuruluş var. Aynı zamanda EPİYAŞ olarak biz oranın bir çeşit üyesiyiz. Oradan temas halindeyiz. Bir de doğu tarafında işte Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran'la olan bağlantılarımız var. Buradan doğudan olan ticaretimiz daha kısıtlı ağırlıklı olarak Gürcistan'dan oluyor. Batıda olan Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden olan ticaretimiz hem ticaret olarak önemli bir şey yapıyoruz. Hem de sistem frekansını dengelemek için de aynı zamanda karşılıklı yük dengelemeleri, yük alışverişleri yapıyoruz. O anlamda önemli. Şimdi Türkiye'nin kurulu gücünden de kısaca bahsedeyim. Türkiye'nin kurulu gücü işte 2002'de 27 gigawatttan, işte terawatttan şu anda kurulu güç, pardon, o 27 gigawatt şu anda 101 hatta 102 gigawatta çıkmış durumda. 100 bin megawatt diyebiliriz buna. Üretimimiz de 124 terawattan 331 terawatta çıkmış durumda. Ciddi olarak bir artış var. Bu 2021 rakamları. Geçen seneki üretim bilgilerine baktığımız zaman ağırlıklı olarak üretim doğal gazdan geliyor. Kurulu kapasite daha farklı. Ben şu an sağdaki resim. O kurulu kapasiteden elektrik üretiminden ne kadarından faydalanıyoruz? Bu elektrik üretimindeki santrallerin ağırlıklı olarak doğal gazdan %32'sini, mesela hidro kapasitemiz düşmüş durumda şu anda %17. Ama bu senin ilk 7 ayında hidrodan olan kapasite mesela bu sene %27'ye çıkmış durumda. Rüzgardan artmış durumda. İşte doğal gazdan kısmen düşmüş durumda. İthal kömür işte aşağı yukarı koruyor kendini. Yani bu denklem bu şekilde. Türkiye'de ne kadar santral var? Türkiye'deki santrallar sahiplenme açısından işte EYAŞ'ın, bunlar kamunun elindeki santrallar, işletme hakkı devredilen santrallar var. Kamu işletme, mülkiyeti kamuda işletme hakkı devredilen santrallar var. Lisanssız santrallar var. Bunlar ağırlıklı olarak güneşten. Servis üretim santralları dediğimiz bunlar özel sektörün elinde olan, onların işlettiği çok geniş yelpazede olan bir santral grubu var.
Bir de yap, işlet, devret modeli var. Bu çok eskiden Özal döneminde başlatılan bir model. Bu santraller bir dönemler çok fonksiyon işletti. Sonra bunlar yap, işletip devlete devredildi. Devlet bir süre bunları işletti. Daha sonra özelleştirmelerden bunlar işte çeşitli özel şirketlerine devredildi. İşte bir kısmı bahsettiğim gibi işletme hakkı verilerek. Bütün bu gücü kaç tane santraldan üretiyoruz? 10.934 tane santraldan üretiyoruz. Bunun ağırlıklı olarak büyük bir kısmı 9.000 küsürü güneş santrallerinden oluşuyor. Serbest santraller 1650 dediğimiz gibi bu serbest santraller içerisinde tabii kanal tipi santrallar da var. İşte rüzgar santralları da var. Bunların adetleri de burada görünüyor. Şimdi biz bu enerji üretirken tabii birinci kaynak anlamında yerli veya ithal kaynak kullanabiliriz. Geçen sene mesela toplam üretimimiz 331 terawatt olmuş. Bunun %49'u ithal kaynaklardan ki bunlar doğalgaz ve kömürden oluşuyor. Yerli kaynaklar bahsettiğimiz gibi yenilenebilir rüzgar, güneş, hidro olmakla beraber bunun içerisinde lignit de var. Burada tekrar bunun bir açılımı yapıyoruz. Bir de burada kullanılan enerjinin yani fosil yakıtlardan, yenilenebilir yakıtlardan olması açısından baktığımız zaman işte yıllar itibariyle bunun değişimini verdim. Aynı zamanda son geçen yıl, yani bu senenin 2-7 ayını bir sonraki slaytta o 2-8 ay görünüyor. Ama geçen sene bütünü gösterdiği için yani bir yılın çünkü içerisinde sürekli farklı farklı havalar, iklim koşulları, ekonomik koşullar olduğu için bu denklemi değiştiriyor. Geçen sene demek ki biz üretimimizin %64'ünü fosil yakıtlardan yapmışız. Bunun içerisinde yerli lignit de dahil. Yenilenebilirden üretimimiz %36 olmuş. Bunu da geçelim. Bu mesela bu senenin ilk 8 ayından Temmuz 2022'ne karşılaştırdığımız zaman yerli kaynaklardan üretim gördüğünüz gibi mesela şeyde 2020'de %57 olan yerli şeyi geçen sene düştü. Bu düşmede en önemli etken bir hidro kapasitenin düşmesi, barajlarda yeterince su gelmemesi. İkincisi talebin çok artması 305'ten 331 terawatt'a çıktı. Bunu diğer rüzgar ve güneşten karşılama imkanı yoktu. Ağırlıklı olarak ithal kömür ve doğalgaza yüklenildi. Bahsettiğim gibi arz güvenliği çok önemli. Yani elektriğin sürekli sağlanması önemli bir şey. Dolayısıyla elindeki kaynakları optimum bir şekilde kullanman gerekiyor. Yerli ve yabancı kaynakları. Ama bu sene gördüğünüz gibi yerli kaynaklardaki oran bütün zamanların en üstüne çıkmış durumda. İlk 7-8 ay ki bu bütün yıl aşağı yukarı böyle gidebilir. %61 olmuş. Tabii bu aynı zamanda piyasada fiyatın yani hem yerli kaynak kullanıyorsun hem yerli kaynaklar daha fazla devreye girdiği için diğer fiyatları da dengeleyerek bastırarak toplamda piyasadaki enerji fiyatlarının da aynı zamanda düşmesine etki yapıyor. Bu şey olarak baktığımız zaman yenilenebilir ve fosil anlamda baktığımız zaman da gördüğünüz gibi işte 2020'de %45 olan yenilenebilir oranı geçen sene bahsettiğim gibi barajlardaki su seviyesinin düşmesinden dolayı düştü ama bu sene o oran %10 artmış durumda. Burada tabii yeni giren işte güneş santralları bir kısım kapasite artışları da var ama genelde bu sene yani kaynak anlamında o noktada zenginiz, iyiyiz. Türkiye'de kullanılan, üretilen elektrik nerelerde kullanılıyor olarak baktığımız zaman bunun büyük bir kısmı endüstride kullanılıyor, %44'ü. Sonra işte ticarethanelerde, evlerde, sulamada, aydınlatmada kullanılıyor. Bu 2021 verileri. Bu çok büyük bir değişiklik göstermiyor. Geçen sene aslında 2021'de Türkiye ciddi bir ihracat yaptı. Yani bu endüstride kullanılan elektrik miktarı geçen senelere oranla daha yüksek. Şimdi yavaş yavaş enerji piyasalarına doğru geliyoruz. Şimdi elektriğin şöyle bir doğası var. Üretildiği kadar tüketilmesi lazım veya tüketildiği kadar üretilmesi lazım. Daha doğrusu o. Tükettiğin kadar üretmen lazım. Dolayısıyla çok arka tarafta çok büyük bir şebekenin santral çoğunluğunun bütün Türkiye coğrafyasına dağıtılmış ve farklı kaynaklardan üretim yapan bu santralların bir şekilde dengede durularak üretim tüketime bağlı olarak tüketimin ne zaman nasıl davranacağını çoğu zaman kestirmiyorsun. Tabii Türkiye'nin yıllık 10 yıllık tüketim tahminleri var. Tabii bunlar gün yani geliyor işte aylığa düşüyor, günlüğe düşüyor ve ona göre de tabii piyasada fiyatlar oluşuyor.
Buradaki amaç enerjiyi 50 Hz'e tutmak. Eğer üretim ve tüketimde kayma olursa bu 50 Hz artıyor veya azalıyor. Tabii biz EPH olarak ne tip faaliyetler yapıyoruz? Çok geniş bir faaliyet alanımız var. Biz tabii piyasa olarak organize enerji piyasasında kendimizi konumlandırmış durumdayız. Organize elektrik piyasasında bir normal piyasalar var, bir de organize enerji piyasalar var. On organize enerji piyasalarını diğer piyasadan ayrıştıran önemli şey anlaşmaların ciddi taahhütlere, teminatlara bağlanması, piyasanın orada araya girmesi, karşı taraf, merkezi karşı taraf rolünü oynaması ve buradaki oyuncuların lisanslı olması. Herkes lisanslı, EPDK'dan kadar lisans oluyor, EPH'e geliyor, kayıtlarını yaptırıyor ve EPH'in belirlediği kurallar ve kural setleri ve uygulamalar üzerinden de hem fiyat oluşuyor hem de taraflar birbirlerine karşı olan risklerini EPH üzerinden yönetiyorlar. Buna biz organize piyasa diyoruz. Organize piyasa olarak piyasası belki biraz ileride yine anlatırım. Bunlar spot piyasa diyoruz. Son 24 saat aşağı yukarı içerisinde oluşan piyasalar, gün öncesi, gün içi piyasası. Bir de bizim yine EPH'in işlettiği vadeli elektrik piyasası var. Bunlar zaten bizim işlettiğimiz piyasalar. Ondan sonra organize doğalgaz piyasası var, spot doğalgaz piyasası. Bunun hem günlüğü var, gaz günü dediğimiz işte 54 saatte oluşan bir piyasa var. Bir de vadeli doğalgaz piyasası var. Bu daha uzun vadeli bir piyasa. Yine bu yenilenebilir enerji sistem, yenilenebilir enerji kaynaklarından yapılan üretimin tüketiciler tarafından kullanılması, kullanılan elektriğin veya tüketilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından olduğunu belgelemek için de bir yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi diye YEK ediyoruz buna kısaca. Bir sistemimiz var. Bu da EPH bünyesinde işletilen bir piyasa. Bir de bütün bu piyasalar fiyat oluşumu açısından burada bir fiyatları veririz biz. Referans fiyatları. Bir de fiyat oluştu. Taraflar birbirlerine enerji alıp sattılar diyelim. Ondan sonra bunların birbirlerine karşı olan risklerini yönetmek, işte ödemelerini alıp yapmak. Bu noktada tabii ödemeden önce de sayaçların, yani sisteme giren ve çıkan, üreten ve tüketen kişilerin sayaç kontrolleri yaparak bunların uzlaştırmasını yapmak anlamında bir görevimiz var. Bizim işlettiğimiz, TİAŞ'ın işletmediği ama şeyin işlettiği, TİAŞ'ın sistem işletmişliği olarak işlettiği iki tane de piyasa var. Onlar dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler piyasası diyoruz biz bunlara. Onların da mali uzlaştırmalarını TİAŞ olarak biz yapıyoruz. Bunların tabii aynı zamanda serbest tüketici dediğimiz, tüketimi 1100 yıllık olarak 1100 kilovatı aşan bugün itibariyle tüketicilerin kendi şeylerini belirleyebiliyorlar. Tedarikçilerin elektrik alacağı yeri. Bunların tedarikçilerini belirledikten sonra bu sözleşmelerin işte birbirine devredilmesi, bunların kontrol edilmesi, bunların indekslerin tutulması gibi bütün hizmetleri yapan bizim bir serbest tüketici birimimiz var. Bunlara da var. Onun üzerinden firmalar girerek tüketiciler kendi üreticilerini veya tedarikçilerini tespit ettikleri zaman onların aralarındaki işlemlerin kaydını bir sistemimiz var. Bunlarla beraber bildiğiniz gibi yenilenebilir enerji kaynak destek mekanizması dediğimiz bir mekanizma var. Bu çok ciddi bir mekanizma. Bu mekanizma diyelim ki devlet işte belli şartlarda işte üretim yapan işte rüzgar, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklardan firmalara işte 10 yılın, 15 yılın değişik dönemlerde sözleşmeler değişiyor. Onlara alım garantisi veriyor. Bu alım garantisindeki kaynağın, paranın taraflardan alınıp ilgililere dağıtılması, bunların birbiri arasındaki işte risklerin yönetilmesi gibi konuları da yekten mekanizması deniyor. Bu yekten mekanizması da EPH olarak biz işletiyoruz. Şimdi enerji piyasamızda oyunculara baktığımız zaman şöyle, birincisi üreticiler var. EPH'in yani etrafında diyelim biz bunları. Tabii şuradaki, şu ortada iki tane şey var. Birisi TİAŞ, buna sistem işletmecisi diyoruz. Bir de EPH var, piyasa işletmecisi. Bunlar
birbirlerinin ciddi veri alışverişinde bunlar. Adeta birbirlerini görmek durumundalar. Sürekli haberleşiyorlar sistem işletebilmek için. Bunların literatürü var, yani jargonu diyelim. Dünyada birine sistem işletmecisi deniyor, diğerine piyasa işletmecisi deniyor. Bunların etrafında kimler var? Üreticiler var. Üreticilerin birçok çeşidi var. Bahsettiğim gibi fosil kaynaklardan, yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan tesisler. Aynı zamanda bu üretilen elektriği işte kişiler ya piyasaya girip satıyorlar veya serbest tüketicileri, anlaşma yaptığı firma. Satabilir. Aynı zamanda güvenli tedarik şirketi dediğimiz Türkiye'de 21 bölge var. Bu 21 bölgede dağıtım şirketleri var. Bu dağıtım şirketlerinin aynı zamanda görevli tedarik şirketleri var. Bunlar da serbest olmayan tüketicilere veya serbest olma şartını sağlamış ama kendi tedarikçisini seçmemiş tüketicilerin elektrik temin eden firmalar. Bunlar genelde dağıtım şirketlerinin bir alt firması. Bir ayrıştırma var orada. Hukuki ve mali ayrıştırma. Onlara görevli tedarik şirketi deniyor. Bir de bahsettiğim gibi onların muhatabı serbest olmayan tüketiciler. Bu çizgilerden de görüyorsunuz. Yani görevli tedarik şirketleri direkt serbest olmayan tüketicilere satış yapıyor. Serbest tüketicilere tedarikçiler de satabiliyor, üreticiler de satabiliyor. Ve bunların ortasında da bahsettiğim gibi EPH var. Şimdi bizde piyasamızda işlem yapması için bir firmanın, yani bu bahsettiğimiz işte tedarik şirketi olsun, üretici olsun, bunların lisans almaları gerekir. Bu lisansların da tipleri burada var. İşte dağıtım lisansları var, görevli tedarik şirketi lisansı var, iletim lisansı var. OSB'lerin de lisansı var ama fazla değil. Bir tanesi var şu anda. Tedarik lisansı var. Bunlar aşağı yukarı yani 1500'e yakın lisanslı oyuncu var piyasada. Şimdi genel olarak baktığımız zaman piyasa toptan enerji piyasası diyoruz biz bu piyasa. Burada fiziksel ticaret olan bir piyasa var. Bir de fiziksel olmayan veya finansal piyasa dediğimiz bir piyasa var. Bizim işlettiğimiz piyasalar fiziksel piyasalar. Yani bu bizim piyasamızda enerji bir emtia olarak kabul edilir, bir mal gibi kabul edilir. Bunun teslimi, alıcı ve satıcı arasında teslimi söz konusu. Alıcı satıcı arasında teslimde işte taraflar vardır. Bunlar nasıl yapılıyor? İkili anlaşmalarla yapılabilir. İkili anlaşmaların tarafı üreticiyle tüketici veya tedarikçiyle tüketici arasındaki anlaşmalar. Bunlar ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılıyor. Bu anlaşmalar taraflar arasında kendileri arasında yaptıkları anlaşmalar. Yani bunu bir kağıda dökebilir, noterden yapabilirler, ne bileyim teminat alarak yapabilirler, değişik şekillerde yapabilirler. Tarafların arasındaki bir sözleşme bu. Bizim işlettiğimiz organize piyasalar ise şu mavi renkten görünen piyasalar, işte spot piyasalar, işte bunun kendi içerisinde gün öncesi, gün içi diye ayrılıyor. Aynı zamanda spot doğalgaz piyasası var. Bu uzun erimli olan vadeli elektrik piyasası, vadeli gaz piyasası da yine spot değil, uzun erimli. Ama bunlar bahsettiğim gibi bütün bu piyasalar, bunlar da enerji ticareti oluyor. Bu enerji ticareti olan piyasalar da EPH merkezi karşı taraf rolü alarak burada teminatlarla tarafların birbirine karşı risklerini yönetir. Faturaları EPH üzerinden kesilir. Bunun içinde bunlar zaten organize enerji piyasası deniyor. Bir de bizim bir sertifika piyasamız var. YK gibi bahsettiğim. O da bizim sertifika, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi, taraflar arasında ilgililere teslim edilmesi veya bunlar ticaret yapmak istiyorsa bizim oluşturduğumuz organize piyasada kendi aralarında da bunu ticaretini yapabiliyorlar. Şimdi enerji gerçek zamana doğru gelirken devreye TİH giriyor. TİH'in işlettiği de iki tane piyasa var. Daha önceden bahsettim. Bir tanesi dengeleme güç piyasası. Bir yan hizmetler piyasası. Orada TİH var. TİH bunları işletiyor. Mali ve uzlaştırmasını da EPH olarak biz yapıyoruz. Bir de fiziksel olmayan piyasa var. Bu daha çok bir şey piyasası. Yani birisi düşün bina alıyor, satıyor. Arada aslında bir bina var ama işte birileri orada ticaret yapıp komisyon alıyor. Öyle bir piyasa. Diğerinde adam bina yapıyor, daire yapıyor, daire satıyor gibi. Düşünün yani bizim işlettiğimiz piyasaları.
Şimdi bu zaman ekseninde baktığımız zaman bu piyasalar sağa doğru bir zaman şey var. Yani gerçek zamana doğru giderken ne oluyor? Önce ikili anlaşmalar var. Bunların süreleri işte haftalık, aylık, yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık da olabilir. Çok şey yani ekonomilerin dengeli olduğu, o şirketlerin önünü görebildiği, işte çok kurumsallaşma olduğu ülkelerde, işte Batı ülkelerinde ikili anlaşmalar diyelim ki ciddi bir yer teşkil ediyor. Bir de bu ikili anlaşmaları taraflar kendi aralarında yaptığı gibi aralarında bir broker yani araya bir transaction deyim yerine bir komisyoncuyu koyarak yani bunu sat ben satarım. Sahibinden hani bizim emlak piyasasında var ya sahibinden satılık işte daire mülk vesaire o ikili anlaşma gibi oluyor. Komisyoncu kanalından yaptığınız zaman bu tezgahçı piyasa gibi oluyor. Trap piyasalar ise arada yani şey de yok, ikili anlaşma da yok, klasik tezgahçı piyasa da yok. Onu bir enerji olarak kabul ediyorsun. Aynen bu hani kripto piyasalarda arada bir şey yok. Enerji alınıp satılmıyor ama arada bir ticaret yapıyorsun. Bu trap piyasalar aynı zamanda bir arbitraj anlamında veya riski yönetmek anlamında da kullanılan bir piyasa. Piyasalarda bu şekilde oluşmasının hem piyasa işletmecisi açısından hem piyasa sistem işletmecisi açısından farklılıklar var. Yani TİYAŞ'ın yaptığı görevden, TİYAŞ'ın yaptığı görev yani sistem anlamında baktığı zaman farklılaşıyor. Bir tanesi arz güvenliğini sağlarken, anlık dengeleme sağlarken, diğeri portföyleri dengeliyor. Bizden dengelenen sorumlu gruplar var. İşte gün öncesi dengeleme yapıyorsun. Yani son ana girerken açık olan enerjini ne yapıyorsun? TİYAŞ üzerinden alıyorsun. Gibi bunların şeyleri var. Kendi içinde bağlantılar var. Bu bahsettiğimiz manada baktığımız zaman yani ikili anlaşmalar dedik, işte dengeleme güç basınçları dedik, işte yaşın işte piyasalar dedik. Bunların hacimsel finansal büyüklükleri olarak baktığımız zaman yıllar içerisinde bu değişiyor. Yani bu piyasaların büyük bir kısmı ikili anlaşmalarla yapılıyor. %40'a yakını piyasadaki piyasalarda yapılıyor. Geri kalan işte %2-2,5'u da dengeleme güç piyasası olarak yapılıyor. Bir kısmı da yine TİYAŞ'ın işlettiği GİP piyasası var. Yani %1,5-2 ise orada yapılıyor. Şimdi mesela bizim yine piyasalarımızda piyasada fiyatlar saatlik oluşur. Toplam enerji piyasasında her saat bir fiyat çıkar. Bahsettiğim gibi her saat ikili anlaşmalar, GÖP veya bahsettiğim dengeleme güç piyasası gibi işlemler oluyor. 24 saate baktığımız zaman arkadaşlar ikili anlaşmaların olduğu alanı görüyorsun. Büyük bir alan. Saat saat değişiyor. Her saat için firmalar bir fiyat veriyorlar. Bir miktar belirliyor. Saat saat miktar ve fiyatı var enerjinin. Bizim piyasada yine çok ciddi bir ağırlığa sahip. Ama yukarıdan gördüğümüz gibi son şeye doğru girerken son dakikada işte bu şu kısım gerçek zamanlı kısım. Bunun erisi böyle. Bunların mesela 24 saatte kaynaklara bağlı olarak enerjiye baktığınız zaman işte burada çeşitli kaynaklar var. Mesela şimdi diyelim ki Temmuz ayında oldu mu şimdi güneşin üretimi yüksek. Şurada gördüğünüz gibi şu kışımsı sarı gibi görünen size nasıl görünüyor değil mi? Sarı değil de sarının biraz daha koyusu diyelim. Rüzgarı gördüğünüz gibi ciddi bir artış var. İşte doğalgazdan kömüre doğru bir dağılım var. Kaynak kaynak değişiyor. Rüzgarın mesela istikrarlı gitmiş. Dikkat ettiğiniz zaman hidronun kullanımı daha denge şey dikkat ediyor. Yani olabildiğince hidroyu kullanmamaya çünkü dengeli kullanmak isteniyor. Dolayısıyla onun haricinde elimizde hangi kaynak kalıyor? İşte doğalgaz ve kömür kalıyor. Rüzgar zaten esiyor. Sürekli veriliyor sisteme. Güneş sürekli veriliyor. Yani orada hiçbir kısıtlama olmuyor. Diğerleri de devlet de tabii fiyatı baskılamak, ithal olan işte kaynakları, doğalgaz ve kömür kullanmamak için olabildiğince yerel kaynakları kullanmaya çalışıyor. Orada özellikle yani hidro kapasitesini fiyat belirlemede önemli bir enstrüman olarak kullanıyor. Orada da tabii kaynağın çok olması lazım. Denklem böyle oluşuyor. Bu denkleme bağlı olarak da fiyat nasıl oluşuyor bu saatlerde? Bu şekilde oluşuyor. Mesela o günün fiyatları, bu eğrinin fiyatı şöyle oluşuyor saat saat. Dikkat ederseniz tüketimin yüksek olduğu saatlerde fiyat yükseliyor. Az olduğu saatlerde sabahları diyelim. Değil mi? Fiyat düşüyor.
İşte öğle saatlerinde bak bir düşme var. Şimdi sistemler duruyor. İşte insanlar dışarı çıkıyor. İşte klimalar varsa atıyorum, kapatılıyor gibi. Ama akşama doğru yine artıyor. Sonra geceliğin ne oluyor? Saat 10'dan sonra tüketim de düşüyor, fiyat da düşüyor. Dolayısıyla burada yani arz ve talebin kesişmesine bağlı olarak bir fiyat oluşuyor. Kaynak çeşitliliğine bağlı olarak. Aşağısında bir sürü denklem var. Bu fiyatın oluşması, buna biz piyasa takas fiyatı diyoruz. Bu gerçek bir fiyat yani. Enerjinin toptan fiyatı bugün itibariyle yani 3.000-3.200 liraları görmüş. Bir de mesela piyasa takas fiyatının tabanı var. Taban daha doğrusu. Mesela bugün için piyasa takas fiyatının tabanı bu ay için 4.000 lira. Dolayısıyla tabanı hiçbir zaman görmemiş fiyat normal seyrinde devam etmiş diyelim yani. Tabii bu piyasa takas fiyatının yıllara göre değişimine baktığımız zaman işte uzun süre 150, 130, 140 gitmiş 2012'den 2017'ye kadar. Sonra yavaş yavaş artmaya başlamış ama şu an ciddi bir artış yok. Ama geçtiğimiz sene 2021'in işte Ağustos ayından itibaren Eylül'den sonra bir enerji krizi çıktığı için fiyatlar artmaya başlamış. Bu sene girerken işte savaş çıktığı için daha da yükselmiş. Ve piyasa takas fiyatı geçtiğimiz 2022'nin ilk 8 ayında Temmuz'a kadar ne olmuş? 1800 liraya yakın oluşmuş. Ama bugün ne kadar civarında? 3000 lira civarında. Çünkü bugünkü fiyatlar bir aralar fiyatlar düşmüş. Savaş çıktı. Savaş bizim tabii işlettiğimiz piyasada Avni Bey, efendim. Bu fiyatın yükselmesiyle ilgili bir şeyler söyleyebilir miyim? Yardımcı olabilir miyim? Tabii Nezir abi. Şimdi biliyorsunuz pandemiden önce özellikle iklim değişikliği nedeniyle kömürlü santrallerin Avrupa'da bütün dünyada kapatılması noktasına geldi. Öyle bir trend oluştu. Bu nedenle de o dönemde kömüre yatırım yapılmadı. Onun arkasından pandemi döneminde zaten yapılmak istese de bir kömüre yatırım yapılmadığı için ama pandemiden sonra aşırı talebin karşısında kömüre ihtiyaç duyuldu ama yatırım yapılmadığı için mevcut kaynakların maliyeti bir anda ithal kömür maliyetleri yükseldi. İkinci bir husus da biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte gaz krizi de doğal gaz fiyatlarını aşırı şekilde yükseltti. Ve bu iki neden de 2021'in ifade ettiğiniz gibi 2021'in Eylül'ünden bugüne kadarki fiyatların bu noktaya gelmesinin ana sebebi bu. Tabii bu fiyatlar belki biraz sonra göstereceksin Avrupa'da bunun biraz daha üzerinde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. İleride eski slaytlarda evet onlar da var. Şimdi mesela bu işlettiğimiz piyasalarda bütün bu enerjinin toplam enerji piyasasının bir hacimsel büyüklüğü var. Yani miktar olarak büyüklüğü var. Bir de finansal büyüklüğü var. Bizim mesela piyasamız 2012'den itibaren bu 2012'den işte 2015'e kadar olan dönem TİH'in altında PUM'un oluşan değerler. 2015'ten sonra oluşan şeyler de EPH kurulduktan sonra oluşan değerler. Bu yani istikrarlı bir şekilde artıyor yani piyasada. Aynı zamanda Türkiye tabii ekonomisi ve üretim de artıyor. Mesela bu senenin ilk işte 8 ayında bu 107 terawatt olmuş. Bunun tabii finansal şeyine büyüklüklerine baktığımız zaman aslında bak geçen sene diyelim ki 2020'de 61 milyar olan bu şey. Bu sene ilk 8 ayda 196'ya çıkmış. Neredeyse 3'e katlanmış değil mi? 3.5'miş de. Neden? Çünkü toplam enerji fiyatı daha önceden gördüğümüz gibi yani TTF'nin fiyatı neydi? Nerede? Burada. PTF fiyatı bu. PTF fiyatı 508'den 1790'a çıktı. Dolayısıyla onun da fiyatı ne oldu? 60 oldu. Ki bu da ilk 7 ay. Yani belki yıl sonunda bu fiyat 7 misli artacak yani toplam enerji piyasası veya 6 misli artacak. Yani bu kadar artan bir fiyatın tüketicilere yansıtılması hakikaten zor bir şey. Yansıtılmaması daha da zor bir şey.
Çünkü devlet bu kaynakları bir yerden üretmesi lazım. Biz devlet olarak yani ülke olarak kullandığımız enerjinin özellikle fosil yakıt olarak kullandığımız enerjinin zaten doğal gazdan %99'unu işte Karadeniz gazı gelirse bu işte %60'a inecek diyelim. Kömürün ithal kömür kullanıyoruz. Zaten hepsi ithal olan kısmı ciddi yani kömür olarak baktığımız zaman yerli ve kömür yarısını diyelim. Petrolün zaten %90'ını ne yapıyoruz? İthal ediyoruz. Bunların da fiyatları ciddi bir şekilde artmış durumda son işte bir sene içerisinde. Bir de GİP dediğimiz bir piyasa var. Bu piyasanın özelliği, bu piyasa saatlik çalışan bir piyasa. Blok şeklinde de çalışıyor da son bir saate kadar burada ne yapabilirsin? Enerji ticareti yapabiliyorsun. Yani enerji teslim edeceğin son bir saate kadar. Diyelim ki senin bir santralin var. Arıza yaptı. Birine de taahhüt etmişsin. Enerji satacaksın. Bunu ne yapman lazım? Yoksa karşılıklı teslimatlarla ilgili diyelim cezalarınız var. O büyük cezaya girmemek için, müşteriyi mağdur etmemek için, aradaki ilişki hukuku sürdürebilmek için bunu bir yerden alman lazım. Bunu o aşamada artık ya bir gün önceden ise bu konuları keşfetmişsen, fark etmişsen enerji yeterince üretemeyeceksin veya ilave bir talep geldi sana. Bunu karşılaman gerekiyor. Onu ya gökten alıyorsun son 24 saatte diyelim yani bir gün önceden veyahut da son anda çıkan riskleri yönetebilmek için GİP'ten alıyorsun. Yok bunu yapmazsan ne yapıyorsun? Dengesizliğe düşüyorsun. Bu sefer dengesizlik maliyeti dediğimiz bir maliyet ortaya çıkıyor. Bu da işte aşağı yukarı %3 daha pahalı enerji alıyorsun diyorsun. Zaten buradaki kar marjları çok böyle büyük karlar değil. %3 çok ciddi bir risk. Dolayısıyla firmalar bunu yönetmek için GİP'i kullanıyor. Her şeye rağmen yine bir dengesizlik oluştuğu zaman bu sefer de gerçek zamanlı olarak TİH devreye giriyor. Dengeleme güç piyasası dediği piyasa var. O piyasaya da santrallar devreye giriyor. Oradaki talimatları bu sefer TİH veriyor. Şu yük at gibisinden. Yani o elerzi de tutulması lazım. Enerji arz güvenliğini, enerjinin kalitesini de korumak için görevleri var. Dolayısıyla ne yapıyor? Orada o bir kısım santralları, özellikle santralları. Bunlar genelde baz yük santrallar, otomasyonu ne bileyim devreye girip çıkma kapasiteleri hızlı cevap veren doğalgaz santrallar oluyor, hidrolik santrallar olabilir, bazen kömür santrallar olabilir. Ama ağırlıklı olarak bu bahsettiğim gibi bu santrallar oluyor. Mesela orada yenilenebilir santrallar kullanılmıyor. Yani rüzgardır, yenilenebilir derken rüzgar, güneş gibi santrallar. Dolayısıyla bu operasyon, bu GİP dediğimiz gün içi piyasası da EPH'de işletiliyor. Şimdi tabii elektrik üretilirken bir karbon salınımı oluşuyor. Bu karbon salınımı da elektriğin bir maliyet unsuru olarak devreye giriyor. Avrupa'da mesela enerji toptan fiyatlarında karbon maliyetleri de giriyor. Ülkemizde henüz o girmiyor. Yani o taahhütü yapmadığımız için. Ama bu sizin de logonuz var ya, yani EMO'nun Ankara Şubesi'nin logosunda şey vardı. Neydi ya? Yeşil mutabakatı destekliyor. Yeşil mutabakat aslında orada gümrük düzenlemesi diyecektim. Evet, yeşil mutabakatla ilgili şeyiniz vardı. Yeşil mutabakatın şeyi nedir? İşte olabildiğince yenilenebilir enerji kaynaklarından işte enerjinin üretilmesi. Tabii yeşil mutabakatın çok geniş alanı var. Bir kısmı enerjiyle ilgili, bir kısmı işte çevreyle ilgili, bir kısmı biyolojik çeşitlilikle ilgili gibi. Tabii orada bu karbon vergileri eğer biz bunu sağlamazsak, yani bu karbonu bizim piyasada fiyatların içerisine gidirmezsek, bu sefer buradan kaynaklanan maliyeti Avrupa Birliği'de bizden sırada karbon düzenlemesi dediğimiz bir düzenlemeyi düşünüyorlar. Bunu da deklare ettiler. Ama bu yeni şartlarda belki bu biraz geciktirilebilir. Yani 2024, 26 neyse veya 27'de sırada karbon düzenlemesi gündeme gelecek. Bundan dolayı da yeni bir piyasanın oluşması gündemde. Biz buna emisyon ticaret sistemi veya karbon piyasası diyoruz. Onun tabii EPH da bunu işletebilir. Başka bir kurum da işletebilir. Biz EPH olarak bu karbon piyasası işletmek için gerekli çalışmalar uzun zamandır yapıyoruz. İlgili taraflarla bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğu var. Zaten Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın adı da değiştirildi biliyorsunuz. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı olarak değiştirildi. Bu Paris Anlaşması'nı imzaladıktan sonra dolayısıyla bu önemli bir konu olarak gündeme geldi.
ileride bu maliyetler de maalesef yani üretim maliyetleri içerisine girebilir. Şimdi ben mesela bunun için buraya bir tane şey koydum, yani bir hesap yaptım. Yani gaz ve kömürden bir üretim yaptığımız zaman elektriğin maliyeti ne oluyor? Birim maliyeti. Tabii bunu yapalı 2-3 ay oldu. Yani biraz değişmiş olabilir fiyatlar ama mantıksal olarak anlatıyorum. Burada mesela bir gaz üretmek için, 1 megawatt gaz üretmen için gerekli olan, 1 megawatt elektrik üretmen için gerekli olan gaz 180 metreküp veya kömür 350 ton. Bunlar ithal kömür. Yerli kömür olunca daha da artabilir. Burada salınımlar bir tanesinde işte 0.2-0.3 civarındayken, bu tabii kullanılan santralın verimine bağlı olarak değişebilen bir şey. Kömürde ne oluyor? 1'e çıkıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Oradan ciddi bir maliyet geliyor. Gazın fiyatı biz bunu yaptığımız zaman 1000 metreküpü 1910 liraydı. Şimdi 2500 2200 eurolara civarına gelmiş durumda. Kömürün fiyatı işte 350 idi. İşte 400 dolarlara, eurolara, dolarlara neyse geldi. Dolayısıyla oradan ne oluyor? O bizim hesapladığımızdan karbonun tonu işte 83-84 euroydu. Sonuçta bir maliyet geliyor. Mesela 1 megawatt elektrik üretiminde gazdan 16.7 euro diyelim ki maliyet geliyor 1 megawatta. Bunu kömürden ürettiğin zaman aşağı yukarı 85 euro kadar bir maliyet geliyor. Bu yerli kömür olunca biraz daha artacak. Belki 100 olacak. Dolayısıyla ekonomiler hem bu maliyetleri karşılamamak için hem karbon salınımları işte ciddi bir maliyet getirdiği için işte kalorifik değeri düşük kömürleri olabildiğince sisteme girmemek, kullanmamak gibi bir elim var. Ama bir taraftan hem de zor oyunu bozar. Şimdi Avrupa Birliği ne yapıyor? Gazlı kömür ne varsa bulup yakıyor. Yani yakında odun da yakabilirler yani. Evet, yani onu göstermek için bunu koydum. Türkiye Avrupa şeye baktığımız zaman elektrik piyasası fiyatlarına, bizim fiyatımız gördüğünüz gibi 133 euro civarındayken diğer Avrupa ülkeleri bizden daha yüksek. Bir tanesi hariç. Ve ciddi bak 350-400 liralara yakın, yani 2,5-3 misli fiyat farkları var. Bu 1 megawatt elektriğin maliyeti. Bunun içerisinde karbondan yine maliyet de var. Dediğim gibi yani buraya aşağı yukarı 20-30, yani bu gaz veya kömür olmasına göre değişim ortalama yani 40 euro belki 50 euroya yakın bir maliyet de oradan geliyor. Bak elektriğin fiyatı yıllar içerisinde nasıl değişmiş? Yani 2021'in ocağında fiyatlar nerelerde? Değil mi? 50 eurolardayken, işte bizimki daha düşük işte 30-35 eurolardayken bir anda fiyatlar, bizim fiyatlar işte 5-6'ya katlanmış. Avrupa'nınkini 50 kabul etsek, bunu 450 kabul etsek 9 misli fiyatlar artmış. Bizim mesela son bir aylık şeye bakacak olursak, son bir ayda EPH'daki piyasa fiyatları ortalaması 150 euro gibi olmuş. Avrupa ortalaması 336 euro olmuş. Yani bizim 2,5 misli aşağı yukarı. Ama Avrupa'da tabii ne bileyim, İtalya'da mesela çok ciddi fiyatlar neredeyse 500'e gelmiş. Yani bizim 3 mislimiz. Ülke ülke değişiyor. Yani komşumuz mesela Yunanistan'da aşağı yukarı 380 civarında, 370 civarında. Bizim 2,5 mislimiz. Yunanistan elektrik maliyeti. Tabii burada kömür fiyatları çok önemli. Kömür ve gazın birim fiyatları. Kömür fiyatları bak mesela bir aralar 50 liraya düşmüştü. Evet şurada. Mesela Mayıs 2020'de kömürün fiyatı 50 euro civarında, hatta dolar, şu an burada dolar görünüyor, 50 dolar. Şimdi ne olmuş bunun fiyatı? 400 dolara yaklaşmış. Yani 8 misli artmış. Dolayısıyla bu elektrik üretiminde daha önceden ilk başta gösterdiğim grafiği hatırlarsanız dünyadaki elektrik üretiminin neredeyse %30-35'i, 30'u yani en az kömürden yapılıyor. Dolayısıyla ciddi bir maliyet artışı. Bu ara tabii petrolün fiyatı değişiyor. Petrolün fiyatı ne anlamda önemli bu denklemde? Petrol bildiğiniz gibi hem bir yakıt, normalde işte türevlerine ayrılarak işte uçaktan otomobile kadar kullanılıyor. Aynı zamanda Brent petrolün fiyatı uzun dönemli gaz satış anlaşmalarında bir indeks değeri olarak giriyor. Yani çok önemli bir veri olarak giriyor. Dolayısıyla onun fiyatı artınca
doğalgaz anlaşmalarına ilave bir maliyet olarak geliyor. Diyelim ki işte 6 aylık, 3 aylık dönemlerde bunu aldın. 30 dolarken diyelim ki fiyatı 1 liraysa, 100 dolara çıkınca senin fiyatın oluyor 2 liraya oluyor. Bir de kısıt yönetimi anlamında, yani yeterince kaynak olmadığı için bir ilave bir bindirme daha yapıyorlar. Fiyat ne oluyor? Şişiyor. Ciddi anlamda şişiyor. Şimdi bizim EPH'te çok ciddi bir veri seti var. Biz bu veri setini tabii piyasa katılımcıları için oluştururuz. Piyasa katılımcıları bu verilere bakarak kendileri üretim ve tüketimlerini veya vereceği fiyatı ona göre belirliyorlar. Bir de piyasada diyelim şu kadar miktar enerji şu saatte. Elektrik piyasasında zaten elektrik fiyatı bahsettiğim gibi saatlik oluşuyor. Her saat için bir belli bir miktar için şu fiyatı veriyorum diyor. Bunlar hepsi denkleme giriyor. Ve oradan bir algoritma da çalışıyor. Bizim oluşturduğumuz bir algoritma. Oradan o saat için bir fiyat çıkıyor. Dolayısıyla orada birçok değişken var. İşte barajlardaki su seviyesi, iletim hatlarındaki gazın durumu, depolardaki gazın durumu. Hatta bu krize girerken Avrupa biliyorsunuz yani çokça konuşuldu. İşte Türkiye'nin yeterince gaz depolama kapasitesi yok veya yeterince gaz konulmamış. İşte Avrupalılar girerken kışa depolarda işte %55 gaz vardı. İşte sıkıştılar, yetiştiremedi. Rusya bunu anladı. Nasıl da burada gaz yok. Biz işte fiyatları arttıralım. Yani arz talep anlamında spekülatif bir ortam oluşuyor. Ve hakikaten çok az olan bir gaz miktarı, yani eksiklik diyelim, 3'e 5'e katlanan fiyatlara dönüşüyor. Bu veri setleri karar vericiler açısından çok önemli. Hem piyasa verileri var, üretim verileri var, tüketim verileri var. İşte rüzgarlı santrallerin çalışmaması, oradaki veriler var. Bizim iletim hatlarındaki gaz miktarları, depolardaki gaz miktarları, yapılan sözleşmeler, kontratlar, kontratların bitip bitmeyeceği süreler, yani bitecek mi, ne zaman bitecek, ne zaman yenilenecek, yeni kontratta fiyatlar ne olacak? Bütün bunlar fiyatları etkiliyor. Bizim 159 tane veri setimiz var. Bunları herkese açıktır. Hem akademik çalışma yapmak isteyen, ne bileyim bir bilimsel çalışma yapmak isteyen, öğrenciler, akademisyenler, işte yayın kurumları, veriler üzerinden yeni algoritmalar ve uygulamalar geliştirmek isteyen firmalar bunlardan yararlanıyor. Yıllar içerisinde bunların değişimi de görünüyor. Şimdi gaz piyasasına da kısaca değinelim. Gaz piyasası, Türkiye'nin işte gaz tüketimi yıllar itibariyle gördüğünüz gibi değişiyor. Aslında bir düşme eğilimine girmişti 2019'da. Fakat daha sonra işte bahsettiğimiz işte hem kuraklık hem büyümeden dolayı geçtiğimiz sene mesela 61 milyar şeye çıktı, metreküpe çıktı. Şimdi 61 milyar metreküpün gazın, yani bugün de böyle bir şey olsa bunun bugünkü piyasa koşullarıyla maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Şöyle diyorsun arkadaşlar, yani bizim değerli açımız, hani ithalat artmış görünüyor ya, orada en önemli etkenlerden bir tanesi ithal edilen doğalgaz, ithal kömürü ve petrol fiyatlarının artması, bunların da Türkiye'nin ithalatında büyük bir kısım işgal etmesi. Şimdi bu ürettiğim bu kadar gazı alıyoruz, bunları nerelerde kullanıyoruz? Bunun büyük bir kısmını konutlarda kullanıyoruz. %30'a yakın, yani yuvarlak konuşuyorum. Burada rakamlar görünüyor. Sanayide %25'ini kullanıyoruz. Şimdi dönüşüm sektörü dediğimiz bu işte elektrik üretimi anlamında kullanılan veya ısı anlamında, bar üretiminde ve beraber ikisi bir araya gelerek yine elektrik üretiminde kullanılan çevrim santralları. Bir de enerji sektörü deniyor. Bu da direkt yani doğal gazı alıp kendi lokal sistemde ve OSB'lerde bir şekilde kullanan şirketler. Türkiye'nin doğal gazı bir şebekesi var. Bahsettiğim gibi arz güvenliği çok önemli. Burada çok ciddi bir çeşitlendirme var. Hem Azerbaycan üzerinden, hem İran üzerinden, hem Rusya'dan çeşitli kaynaklardan gaz girişlerimizden. Bunlar yetmiyor. Aynı zamanda FSRU ünitelerimiz var. Bunlar üzerinden yani sıvılaştırılmış gaz olarak, LNG olarak da anlaşmalı ülkelerden, burada Katar'dan, işte Amerika'ya kadar, işte Nijerya'dan, işte Cezayir'e kadar ülkelerden Türkiye'ye gaz geliyor. Çeşitli kanallardan gaz geliyor. Bu gaz arzının sürekli sağlanması lazım ki hem ısıtma evlerde, hem sanayide, hem işte elektrik üretiminde gazın sürekli sağlanması lazım. Çok hassas yani bir konu. Bunun mevsimsel olarak bunun etkisi farklı olabiliyor. Ama bizim yani şu andaki gaz ithalatımızın büyük bir kısmı işte Rusya'dan,
Sonra işte Azerbaycan, şu an itibariyle söylüyorum. İşte İran, LNG olarak işte Amerika'dan ciddi manada gaz alıyoruz. İşte en son yapılan 540 milyar metreküplük keşifle beraber Türkiye işte 2026-27'ye kadar, 2023'te bu gaz verilecek ilk aylarında. O kapasite o üretim yapılacak. Şu andaki mevcut bunlar sağdan. Yani yeni sağlar bulunursa zaten çok güzel olur. İnşallah yeni sağların işte müjdeli haberlerini bekliyoruz. Burada da tabii bizim işlettiğimiz piyasada doğalgaz piyasasında bir spot fiyat oluşuyor. Bak bu fiyatın değişimi arkadaşlar bir dakika gerefe koymuş arkadaşlar. Böyle. Neyse. Bu fiyat da ciddi olarak arttı. Yani bir aralar işte 2000-3000 liradan şu an son hatırladığım kadarıyla 14 bin liradan çıktı GRF, basit referans fiyatı. Orada da tabii hacim bak ciddi olarak artıyor. Neden? Tüketim o kadar değil ama fiyatı arttığı için burada oluşan hacim artmış. Yani ciddi bir artış olmuş. Bak mesela 2020 ile yani aşağı yukarı 2020 kadar ilk 7-8 ayda diyelim ki bizim piyasada işlem görmüş. 2000 aynı miktardaki enerjinin 2020'nin ilk 8 ayında olan şeyine kaynaklanan fiyat gaz referans fiyatı demektir bu. Şimdi bizim Bey, zaman zaman kesinti oluyor seste. Öyle mi? Evet. Yani bazen şey oluyor. Ben buradan sinyal zayıfladı diye geliyor. O sinyal zayıfladı olunca belki ses bilmiyorum gitmeyebilir yani. Şimdi arkadaşlar biz bu gazı nereden alıyoruz? İşte yıllara sarı anlaşmalar var. Veya ne zaman bitecek bu anlaşmalar? Bu anlaşmaların işte burada nereden hangi yoldan gaz alıyoruz? Yapılan anlaşma tipleri bak bahsettiğim gibi bizim yaptığımız anlaşmaların işte Türk akımından gelen gazın çoğu petrol bazlı. Yani Brent petrolün fiyatı artınca doğal olarak gazın fiyatı da artıyor. Düşünce işte hemen düşmüyor ama bu belli periyotlar var. Oradan tekrar güncelleniyor fiyat. Son dönemlerde bu denklem değişti. Petrol artık TTF'e bağlandık. Bu Hollanda'da bir piyasa var. Hub var. Orada oluşan fiyatın %70'iyle petrolün %30'u hesaplanarak işte ona göre faturalar oluşuyor. Şimdi Avrupa mesela gazın fiyatları nasıl dünyada daha doğrusu çevre ülkeler Avrupa'da? Bizim fiyatlarımız şurada gördüğünüz gibi şu kırmızı hat. Ama diğer işte TTF'te fiyatlar, TTF çok önemli. Çünkü Hollanda merkezli bir burası hub. Borsa gibi aynı zamanda. Fiyatlar burada oluşuyor. Buradaki oluşan fiyat dünyanın her yerindeki fiyatı bir şekilde etkiliyor. Bizde de şu anda son dönemde yapılan anlaşmadan da gazın fiyatını belirlerken %70 onların bir kısmı bitti. Yeni yapılan kontratlarda ister istemez TTF fiyatı devreye girdi. Biz aslında bir dönemler seviniyorduk. Kontratlar bitecek. İşte bizim borsada fiyatlar oluşacak gibi. Uzun dönemde anlaşmalar çünkü hani bağlayıcı oluyordu. İşte fiyatı daha işte petrole endeksliydi falan. İşte Avrupa'da fiyatlar çok düşüktü bir aralar. Ama şu anda fiyatlar hakikaten uçtu yani. Bak burada bir metreküp gazın fiyatı. Biz 1000 metreküp üzerinden konuşuyoruz. Şu an itibariyle 1000 metreküp gazın fiyatı yani 12 Ağustos'ta 2500 Euro'ya geçmiş yani. 2500 lira ne yapar? 50 bin lira. Şöyle düşünün. Bugün bir evde, bir evin ortalama tüketimi 800 metreküp civarında. 1000 metreküp kabul edelim. Normal bir evin faturası 50 bin lira demektir bu. Ama biz şu anda doğalgaz olarak evde ne kadar veririz? İşte 10 bin lira bile vermiyoruz. Ortalama 708 lira versek adresi 7-8 bin lira veririz. Yani bu aradaki fark kim karşılıyor? Kamu karşılıyor. Bütün ülkeler dünyada bu farklı boyutlarda işte. Yani hakikaten yani sürdürülebilirliği çok zor bir enerji ekonomisi oluştu bütün dünyada. Burada mesela bu fiyatların yıllık değişimi görülüyor. Gördüğünüz gibi fiyatlar çok uçmuş yani. Bir aralar işte 2500 Euro'lara kadar çıkmış fiyatlar.
Şu anda Türkiye piyasası aşağı yukarı burada en düşük olanlardan bir tanesi. Bunun nedeni de bizim piyasalarda halen uzun dönemde anlaşmalarımız var. Avrupa çoğu hap merkezli fiyatlar. Dolayısıyla bizim uzun dönemli yaptığımız bir nevi ikili anlaşmalar, elektrik piyasasındaki şey, kısmen fiyatları ileriye doğru gitmesini engelliyor. Burada işte bahsettiğim gaz referans fiyatı, Türkiye fiyatı şu anda 69 euro civarında. Dünyada işte şu anda 169 euro civarında. Yani aşağı yukarı 2,5 misli. Yani Avrupa için söylüyorum bunu. Bak mesela şu anda bu gaz fiyatları baktığımız zaman şu anda işte bu biraz eski bir bilgi. 1742 bu artmıştır yani. Şu anda dedim ki 2000-2500 lira gelmiş. Devlet burada mesela hem hanelere hem de 300 kilovatın 300 bin metreküpün altında tüketim yapanları, sanayicilere yani küçük sanayi koruyor. Oranın fiyatı düşük. Ama mesela şurada gördüğünüz gibi sanayinin ve elektrik üreten santrallerin fiyatları ne oluyor? Yüksek. Şu da bizim ağırlıklı ortalama fiyatımız. Yani bize enerjinin bize maliyet fiyatı şu. Bak burada mesela maliyet Avrupa'da fiyat 1474 diyelim ki dolarken veya euroyken bizde 910 olmuş. Biz bu 910'a aldığımız, mal ettiğimiz şeyi sanayiye ve santrallara düşük maliyetten vermişiz. Tüketici koruma için. Ama bu biraz denklem değiştirildi. Bunlara bir kısmen biraz daha yukarı fiyattan veriyoruz. Çünkü çok ciddi açık oluştu yani burada. Yani zaten evleri ve küçük sanayi koruyoruz. Avrupa'daki fiyatlar da bunlar. Şu gördüğünüz gibi. BOTAŞ'ın tarifeleri falan. Bir de şey söyleyeyim. Yani Türkiye'nin işte karbon salınımı anlamında baktığımız zaman bu karbon çünkü önümüzdeki günlerde çok konuşulacak. Bütün sanayi aslında kendini bu sınırda karbon düzenlemesine hazırlıyor. Herkes bunu konuşuyor bugünlerde. Dolayısıyla işte bu anlamda tabii enerji piyasaları altında, bizim altımızda inşallah olur yani büyük ihtimalle bu karbon piyasasının açılması gündemde. Dolayısıyla Türkiye'nin mesela yıllar itibariyle baktığımız zaman kişi başına işte oluşan ton eşler. Demek ki biz ortalama yılda 6 ton kişi başı karbon salınımı yapıyoruz. Bak yıllar içerisinde bu değişim var. 2019'da toplam 508 milyon ton biz karbon salınımı yapmışız. Bunun işte sektörlere dağılımı var. Hem sektörlere hem de gaz cinsinden. İşte %72 enerjiden kaynaklanıyor. Bu enerji deyince bunun içerisine ulaşım da giriyor. İşte %13 diyelim ki tarımda oluyor. %11 tarımda neden oluyor? Şu tarımda hem yani orada birçok bileşen var yani. Neyse. Evet arkadaşlar şimdilik bayağı uzun sürdü. Sabrınız için teşekkür ederim. Saat aşağı yukarı 1 saat 10 dakika kadar şey yaptık. Sunumu yapmış olduk. Varsa sorularınız cevaplandırmaya çalışırım. Eğer benim cevaplandıramayacağım bir soru olursa hani arkadaşlarım da var burada. Onlardan da rica ederim. Onlar da katkı yaparlar. Avni Bey şimdi ekrandan iki soru geldi. Soruların bir tanesi. Ben şimdi onlara yine cevaplandırdı. Abdullah cevaplandırdı. Bu yıl sonu PTF öngörünüz ne diye bir soru var. Çok güzel bir soru ama o öngörüyü yapmamız şu bugünkü şartlarda Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece bu gaz sorunu devam ettiği sürece onu tahmin etmek mümkün değil. Buna bağlı olarak yine 2022 Haziran itibariyle vadeli elektrik piyasasında hacmi sordu bir arkadaşımız. O da şu anda pek bir işlem görmüyor bu dalgalanmadan dolayı. Vadeli elektrik piyasasında bu sene hacim oluşmuyor. Bir soru da lisanssız ların EPH lisanslarla ilgili rolü ne diye bir soru var. Müsaade edersen ona izah edeyim arkadaşlara. Tamam buyur abi. Şimdi lisanssızlar normalde ağırlıklı olarak güneş enerjisi santralleri bunlar dağıtım şirketlerine kayıt yaptırıyorlar ve
görevli tedarik şirketleri, dağıtım şirketleri bunların üretim miktarlarını görevli tedarik şirketlerine bildiriyor. Görevli tedarik şirketi de kaynak bazına bağlı olarak birim fiyatları üzerinden EPİAŞ'a bir hesap gönderiyor. O hesaba göre EPİAŞ parasını ödüyor, şeylerin üretim bedellerini ödüyor. Görevli tedarik şirketleri de ilgili santrallere, lisanssızlara paralarını ödüyor. Buradaki önemli olan şey paralarının EPİAŞ tarafından temin edilmesi, piyasa ortamında temin edilmesi ve de bizim YEKDEM dediğimiz yenilenebilir enerji kaynak mekanizması, destekleme mekanizmasının kapsamında olması. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ha bir de yan hizmetle ilgili belki arkadaşlar yan hizmetle ilgili nedir diye bir soru sorabilirler. Onu da izah etmekte yarar var. Yan hizmet dediğimiz zaman hani üretim tüketimi eşit olacak diyoruz ya 50 Hz olması için. Evet. Bu noktada birinci kademede üretim santrallerinin her bir ünitesinin hız regülatörleri var. Bu hız regülatörleri frekanstaki değişimi görüyor. Nasıl görüyorlar? Devir sayısında, ünitenin devir sayısında diyelim ki KEBA'nın bir ünitesinin hidrolik ünite 187,5 devir bölü dakika. Eğer bu 187,5 aşağıya doğru düşerse hız regülatörü onu 187,5'a çekme noktasında su miktarını artırıyor. Suyun debisini. Tersine 187,5 devir diyelim ki 200'e doğru çıkmaya başlarsa bu sefer de suyun debisini, türbüne verilen suyun debisini kısarak ne yapıyor? Dengeli de tutmaya çalışıyor. Biz buna primer kontrol diyoruz. Bir de ikinci bir kontrol var. Sekonder kontrol dediğimizde bir yazılım vasıtasıyla, otomatik genelleşici kontrol dediğimiz yazılım vasıtasıyla frekanstaki sapma bir de interkonüksiyon hattındaki programlanmamış yükteki sapma ikisini birlikte takip ediyor bu sapmaya göre. Eğer sapma artı yöndeyse düşürme noktasında santrallere sinyal gönderiyor üretimi azaltma veya sapma ters yönde düşme yönündeyse de bu sefer de üretimlerin artması noktasında santrallere sinyal gönderiyor. Bir de bunun tersiyer kontrolü var. Tersiyer kontrol de ünitelerin bir sıfırdan devreye alınıp çıkarılması. İşte bu noktada biz tersiyer kontrol yerine dengeleme güç piyasası dediğimiz mekanizmayı kullanıyoruz. Orada dengeleme güç piyasasında eğer ünite devrede olan ünitenin tüm kapasitesini kullanmıyorsa kullanılmayan kapasite kadar yük alma talimatı veyahut da üretim miktarında düşürme ihtiyacı varsa yük atma miktarı kadar yük tevzi merkezi talimatlar göndererek yine üretim tüketim dengesini sağlamış oluyor. Tabii bu bir tanesi bu yan hizmetleri bir de gerilim kontrolü yapmak üzere reaktif enerjinin sağlanması noktasında da bir reaktif kontrol var. İşte bunların hepsine biz yan hizmet diyoruz. Bir üçüncü kontrolde yan hizmet olarak da oturan sistemin toparlanması diye bir mekanizma var. Eğer sistem oturduğunda acil dizel jeneratörü olan bazı özel santrallerin sıfırdan enerji edip kendi santralini devreye alıp diğer santrallere enerji götürmesi noktasındaki bir mekanizma. Sanırım bu kadar yeter yan hizmet için. Ben de. Yok, ben devam edeyim. Evet, ben arkadaşlar bir soru gelmiş. Paylaşımı yapabilir misiniz sunumu diye. Ben inşallah arkadaşlara gönderirim. Ama arkadaşlara onlar iyi arkadaşlardan paylaşır. Ya teşekkür ederim babam. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Bir söz alabilir miyim? Buyurun. Erkan Çetinkaya. Buyur Erkan Bey.
Sayın Çebi'ye çok teşekkür ederim verdiği bilgiler için. Bu arada elektrik enerjisinin mal olarak kabul edildiği söylendi. Tabii hmm. burada elektrik enerjisinin yasal durumunun ne olduğu bir belirsizliği var. Bir taraftan da elektrik piyasasında oyuncular arasında bir de aracılar var. Yani bir taraftan da hizmet bölümü var. Bir taraftan da tabii elektrik enerjisinin bir de kamusal, kamu hizmeti tanımı, kamu hizmeti özelliği de var. Ama ya Türkiye'de kamu hizmeti tanımı kanunlarda ve anayasada yapılmamıştır. Kamu hizmeti kavramı öğreti ve mahkeme kararlarında çeşitli biçimlerde tanımlanmıştır. Yargı kararlarını genellikle elektrik piyasası faaliyetleri, üretim, iletim, dağıtım, ayrımı yapılmaksızın bir bütün olarak kamu hizmeti olarak değerlendirilmiştir. Şimdi biz bütün dünya serbest piyasa ekonomisi içinde dünya piyasasıyla entegre olmuş vaziyetteyiz. Bu durumda Batı ülkeleri elektrik enerjisi üretimine kamu hizmeti olarak görülmemektedir. Bu şekilde bir tespit yapılıyor bazı çevrelerce. Sadece iletim ve dağıtım hizmetleri kamu hizmeti sayılmaktadır. Bir de ayrıca burada da genel ekonomik yarar hizmeti, genel yarar hizmeti, evrensel hizmet gibi kavramlarla kamu hizmeti kavramı Avrupa Birliği'nde ve üye ülkelerinde hukuk hükümlerinde yeni tanımlarla ifade edilmektedir. Tabii Türkiye'de bu durumun ne olacağı, elektrik enerjisinin hukuki durumunun ne olacağı tam açık seçik belirtilmemiştir. Yine Avrupa Komisyonu'nda kamu hizmeti kavramında da belirsizlik var. AB Avrupa Birliği Komisyonu tarafından telekomünikasyon, posta ve elektrik enerjisi gibi şebeke endüstrileri için kullanılan evrensel hizmet diye bir kavram geliştirilmiştir. Ses gelip geliyor. Evet. Avrupa Birliği hukukunda evrensel hizmet kavramının yerleşmesi Türk hukukunda etkileyecektir. Tamamen dış kaynak, finansman ve ürünleriyle yapılan HES, GES ve rüzgar enerjisi santral üretimlerinin paylarının artışı bizim enerji sektöründe ve kayıt zinciri teknolojilerinin uygulanmasıyla elektrik enerjisine kamu hizmeti kavramı finans kapital baskısıyla değiştirilebilecektir. Bu durumda elektrik enerjisi piyasasına yabancı sermaye hakim olabilecek, işsizlik artacak ve ulusal teknoloji geliştirme ve yaratma olanakları yok olacaktır. Bu durumda elektrik piyasası EPH elektrik enerjisinin hukuksal yapısı hakkında bir çalışma yapmakta mıdır? Benim sorum bu olacak. Bu konuda hakkında bir düşünceleriniz nedir öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. İstersen bu soruya Nezir abi yine cevap verebilir. Çünkü olayın yani hem kamunun elinde olduğu dönemi hatırlıyor, hem yeni dönemi hatırlıyor, hem dünyadaki değişimi iyi biliyor. Ben de tabii bu konuda görüşüm var. Ama sonuçta EPS zaten şey değil yani kanun yapıcı bir kurum değil, uygulayıcı bir kurum. Yani biz de aslında bu piyasa katılımcısı dediğimiz katılımcılardan bir tanesiyiz. Biz nasıl TEYAŞ kamu şirketi olarak iletimden sorumluysa biz de PİAŞ olarak piyasa işletmecisi olarak sorumluyuz. Bu taraflar arasında merkezi karşı taraf olarak bunların... Şimdi ben mesela dersen... Bir konu ya, dünyada tartışılan bir konu. Halen bir karara varılmış bir şey değil. Ama dünyada tabii enerjinin önceden merkezi yani şeyi de değişiyor, doğası değişiyor. Yani enerjinin üretim mantığı değişiyor gittikçe. Bir taraftan merkezi üreticiler, bir taraftan yerel üreticiler, bir taraftan öz tüketime yönelik işte kendi... Şimdi Erkan Bey dedi ki kanunu yok dedi. Halbuki
2001 yılında 4628 sayılı bir kanun çıktı. O kanuna istinaden de 1 Ekim'den itibaren EPDK kuruldu. Ondan sonra ve de sektör ona göre de organize oldu. Bu yetmedi. Bir de 6446 sayılı kanun 2015'te 30 Mart 2015'te resmi gazetede yayınlanarak Türkiye'deki elektrik ve sektörün tanımlaması orada yapıldı. Demek ki normalde bir yeni bir kanuna ihtiyacımız yok. Kanunumuz zaten yeni ve işleyen bir kanun. Hayır, ama ben onu demek istemiyorum. Elektrik enerjisi bir mal mıdır, hizmet midir? Şimdi yani hem mallıktır hem hizmettir. Hem mal hem hizmet olmaz. Yani ona işlemiyorum. Hem ceza kanunu var, hem Türk Ticaret Kanunu var. Çeşitli kanunlarda farklı tanımlar var. Evet. Elektrik enerjisi şurayı da açayım da görün bari. Bir emtia olarak tanımlanmış bizim kanunumuzda. Onun için elektrik enerjisi hizmet değil. Ama iletim bir hizmettir. Tamam. Dağıtım gene hizmettir. Ama elektriğin kendisi ölçülebilen bir büyüklük olduğu için o bir emtia olarak kanunda yer almıştır. Ve şey yapıyor, emtia olarak da enerjisini alıp satılıyor. Şimdi size bir örnek vereceğim. Bizim bir Çayıran termik santralimiz var. Bilen var mı şeyde, Nallıhan'da? Çayıran'da. Evet, Çayıran'da. Şimdi bu santralde iki tane 150'lik, iki tane de 160'lık, dört tane ünitesi var. Biz bunu, tabii ben bir de eski yük tevzici olduğum için bundan söylememde yarar var. Bu santrallerin devreye girip çıkışlarını ve arızalarını elbette ki yük tevzide takip ediyoruz. Şimdi kamudayken bu santral diyelim ki kazan altında zincir kopardı veyahut da kazan altı tekte kaydı veya kazanda boru patlağı var. Her ne surette olursun ünite servis harici olurdu. Kazan dahil servis harici olurdu. Ve bir haftadan önce bu santral devreye girmezdi. Ne zaman ki işletme hakkı devredildi, ondan sonra kazanda boru patlağı bile olsa ki en ağır arıza budur, 24 saat içerisinde üniteler devreye alındı. Bir şekilde bir seyahatimde oradaki çalışanlara sordum. Ya geçmişte biz bu santrallerde bir haftadan önce devreye girmiyordu. Pek sıkıntı çekiyorduk arz güvenliğinde. Bize sıkıntı veriyordu ama şimdi 24 saati geçmiyor. Neden? Oradaki vatandaş bana şunu söyledi. Dedi ki eskiden yemek saati, öğlen yemek saati 12 ama 11.30'dan itibaren tabildotun önünde kuyruk olurdu. İşletme hakkı devre yapıldıktan sonra saat 12'ye bir kala bir tane adam orada olmaz. Anlatabildim mi? Pek anlayamadım o işi. O işi şu. Verimlilik ve işe sahip çıkma. O şeyle bir verimlilik sahiplikle alakalı değildir. Kamu hizmetinde de verimlilik olur. Şimdi yani bir malın sahibi kamu ister, kamuda da verimli olur. Bu teziniz geçerli değil yani, yanlış yok, bir misal verdiniz. Yok yok geçerli. Ben sana başka bir örnek daha vereceğim. Bir örnek verdiniz Nezir Bey. Yok yanlış örnek. Ben de kamuda çalışıyorum. Öyle bir kamuda kötü kamuda da kötü çalışma olur. Özel sektörde de kötü çalışma olur. Mühim olan çalışmaktır. Tamam güzel kardeşim ama kamuda siyasi nedenler. Kamu kötü çalışır diye bir kavram yok. Kamu kötü çalıştırılır. İsterseniz siz kamuyu kötü çalıştırırsınız. Şimdi bak ben sana bir örnek verdim. Dedim ki bir haftada bitmeyen arıza. Ya evet ben bu konuları çok iyi biliyorum. Biliyorsun. Bazı şeyler kasıtlı olarak yapılmıştır. Yani bu verdiğiniz örnek benim almak istediğim soruya karşı cevap değil. Ben diyorum ki elektrik enerjisi mal mıdır, hizmet midir?
Erkan Bey. Kamusal hizmet midir? Evrensel hizmet midir? Bir kavramlar var. Bu kavramlar hakkında ne diyorsunuz? Yani EPH bu kavramlar hakkında denince EPH bir devlet kurumu ama onun da bir görüşü olması lazım. Elektrik Mühendisleri Odası ne diyecek bu konuda? Elektrik Mühendisleri Odası'nın bir çalışması var mı? Hem emtia diyorsunuz bir tarafta yani elektrik enerjisi üretilirken maldır. Ama dağıtılırken ve iletilirken ve dağıtılırken de hizmettir. Bir tarafta da hizmet sektörü var. Yani bütün hem bir kamu hizmeti oluyor. Kamu hizmeti olduğu vakit devamlılık olacak. Kamu hizmetinin ayrı bir özelliği var. İnsan hakları ile ilgili özellikleri var. Evrensel hak var. Avrupa'da bunlar yayılıyor. Bizim düşüncemiz de bunu öğrenmek istiyorum. Yani bizim elektrik enerjisi salt bir çimento üretimi değil. Salt bir demir çelik üretimi değil. Her an her zaman tüketilirken üretilen bir enerjiden bahsediyoruz. Öyle bir malımız var ki tüketilirken üretiliyor. Buğday değil, arpa değil. Tüketilirken üretiliyor. Ve bir kamu hizmeti, hava gibi, su gibi. Bunun için bunun hukuksal yapısının değiştirilmesi lazım günün şartlarına göre. Bilmem anlatabildim mi? Erkan Bey. Ya burada Erkan Bey nereye gideceğiz? Yani şimdi kamu veya özel. Yani bu enerjinin vatandaşa veya taraflara işte bila bedel verilmesi mi, az fiyatla mı verilmesi, işte devletin burada sponsor etmesi mi? Bunlar tabii hepsi her şartta konuşulabilir. Yani ki bunu bir kamu özel üretir ama kamu bu. Şimdi Bu şey biraz... Birçok denklem kurabilirsin. Bir tane denklem yok yani. Onu demek istiyorum ben. Soru, senin yani o soru... Yani ben katılıyorum. Kolay yani bir mesele değil. Ben bunu takdir ediyorum. Kolay bir mesele değil ama bu önümüze çıkacak bir mesele. Bu bana bütün, da veya işte bütün tartışmalar şey, bütün sıkıntı... Konuşabiliriz ama bununla ilgili bir döküman oluşturmuş değiliz. Ya bütün bunu işte bütün problemimiz bununla ilgili bir döküman hazırlayamamış olmamız. Bütün bu, ben esas sorunumuz şurada. Tamamen dış kaynak, finansman ve ürünleriyle yapılıyor. Bizim elektrik enerjisi üretimimiz tamamen dış kaynak ve finansman ve ürünleriyle yapılıyor. Bizim buradaki Türk yerli mühendislik katkısı nedir? Elektrik enerjisi üretiminde hiç yok sayılabilecek mertebededir. Biz tamamen HES'leri, GES'leri, RES'leri tamamen dış kaynaklarla yapıyoruz. Ve bütün bir piyasaya yabancılar hakim olacak. Yabancıların hakim olması demek bizim işsizliğimiz, mühendislerin işsizliği, ulusal teknoloji gelişemeyecek demektir. Bunun için bizim madem bütün dünyada beraber çalışıyoruz, o zaman bizim bu elektrik enerjisinin kavramını, hukuksal kavramını dünyaya entegre ederek yerel hukukumuzu dünya hukukuna uydurmamız lazım. Erkan Bey, teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Uzun bir konu. Çok uzun bir konu. Bu bir toplantı konusu olsun. Teşekkür ederim. Eğitim sonu konusu olmasın. Bir cümle söyleyeyim de şey yaptım. Şimdi biz bu piyasa işlemleri yaparken Fransızlardan bir şey aldık. Eşleştirme projesi aldık. Karşılıklı sistemleri karşılaştırıp bir değerlendirme yaptık. Ve bizim yönetmeliği ve kanunu Fransızlara verdim. Bunu inceleyin, bana değerlendirmenizi yapın diye sorduğunda vatandaş geldi dedi ki biz de her şeyi karşılıklı ikili anlaşmayla, sözleşmeyle yapıyoruz. Siz bir mevzuat geliştirmişsiniz. Sizinki bizimkinden çok daha iyi. Bu yeterli olur herhalde Erkan Bey. Pek yeterli değil ama bunun bu tartışma uzun sürecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir ortamda tartışalım. Bu uzun bir tartışma konusu olacak. Avni Bey ben de bir dakika izin rica edebilir miyim? Tabii buyurun. Ben Öner Gülyeşil. Bir kere Avni Bey'in sunumu için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sunumdu. Çok istifade ettik. O çok kıymetli mesai arkadaşım Nezir Bey'e de teşekkür ediyorum. Güzel katkılarda bulundu. Güzel bir program oldu. Yalnız
şunu ifade etmek isterim ki Nezih Bey tabii çok yakın tanıdığım bir mesai arkadaşımız. Kendisini de tebrik ediyorum, herhalde yeni görevler almış. Yani bu termik santrallerle ilgili verilen örnek zaman zaman yaşadığımız bir örnektir. Ben yani hasbelkader 40 senemi o termik santrallerde geçirmiş bir kişi olarak söylüyorum. Yani kamu ile özel sektörün çalıştırması arasında belki saatler sorabilecek bir mukayese yapma imkanımız var. Bununla ilgili çok uzun müddet konuşulabilir. Bence o hareket noktasını doğru seçmek lazım. Kamuyu tümüyle bence tamamen devre dışı etmek gibi bir düşüncemiz olmamalı. Ama öbür taraftan da özel sektörün dinamizmini ve katkısını da ihmal etmemiz gerekir. Ben böyle bir orta yolla buna bir katkıda bulunmak istedim. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben yönetim kurulu başkan yardımcımız Gövdet Bey aramızda. Son sözü söylemek için ona vereyim sözü. Gövdet Bey, burada mısınız? Buradayım. Ben özellikle bu yararlı ve güzel sunumundan dolayı Avni Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Şeref Hocamız maalesef düştü. Bir daha bağlanamadı. O da kendisine de selamlarını iletiyor. Nezir Bey'e de katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara katkılarından dolayı güzel bir ortam oldu. Aslında vakit olsaydı daha fazla bir tartışma imkanı olabilirdi. Ama bu sunumla gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı Avni Bey ve bu haftaki webinar konuğumuz kendisi oldu. Her hafta bizim Perşembe günleri webinar eğitimlerimiz olacak ve konusunda uzman, güncel konuları da ön planda tutacak şekilde konusunda uzman bir konuşmacımızı bu kürsüde kendisine söz veriyoruz. Bundan sonraki webinarlara da daha güzel konular olabilecek şekilde katılmanızı bekliyoruz. Ben tekrar Avni Bey'e sunumundan dolayı ve çok yararlı bilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Ben teşekkür ederim herkese katıldığı için. İyi akşamlar. Ne kadar dinledikleri için. Bahsettiğim gibi sunumu da paylaşırım. Onlar uygun şekilde arkadaşlarımla paylaşırlar. Çok sağ olun Avni Bey. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.